polisin orantısız güç kullanımı tartışılmaya devam ediyor. Psikolog ve araştırmacı Acar Baltaş'a göre polisin bugünkü psikolojisini yorumlamak için yalnızca bugünkü fotoğrafa bakmak yeterli değil. Nasıl seçildikleri, hangi kişilik özelliklerine bağlı olarak seçildikleri, nasıl eğitildikleri, nasıl terfi ettirildikleri ve başarılarını nasıl paylaştıkları. Akademilerdeki eğitim programıyla sahadaki terfi programı birbirinden farklı olduğunu anlamış oluyorum böylece ben. Baltaş'a göre 150 saate varan aralıksız mesailer sağlıklı karar vermeyi zorlaştırıyor. Ama sorunun asıl kaynağı bu değil. Bir kere karşılarındakini halk gibi değil, düşman gibi gördüklerini görüyoruz. İkincisi, çok doğru insanlık dışı koşullarda çalıştırılıyorlar. Benim algım o ki büyük çoğunluğu toplumun bir kesimi tarafından hoş görülmeyen görüntülerin aslında karşı tarafın hak ettiği görüntüler olduğuna inanıyor. Bir kısmı bunun rahatsızlığını samimi olarak hissediyordur. Baltaş polisten neler beklendiği ve polislerin nasıl seçildiği de çok belirleyici diyor. Davranışlarını kontrol edebilen insanları seçebiliriz. Onlar o zaman istediğimiz yönde, yani beklenen yönde hareket edebilirler. Ancak buradaki tabii beklenen yön yukarıdan gelen emirlerle ilişkilendirilmiş bir yöndür. İngiltere'deki bir polis başvuru ilanında şunu görmüştüm 2 yıl evvel. Bir gösterici bir polisin suratına tükürüyor. Polis mum gibi duruyor. Altında diyor ki, böyle bir şeye tahammül edebilir misiniz? Şimdi onlar buna tahammül edebilecek insanları seçiyorlar. Peki polis ve vatandaş arasındaki iletişim yönetiminde son durum ne? Polisin bir grup vatandaşla ilişkisi çok iyi. Bir grup vatandaşla ilişkisi iyi değil ve yöneticilere bakılırsa bunun da hiç önemi yok. Zaten öyle olması gerekiyor. Dün duydunuz, emri ben verdim dedi başbakan gururla.